Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 26 Haziran 2022 günlerden pazar. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir pazar günü olur sevgili yarış severler. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün gazi koşusu var. Gerçekten çok önemli bir yarış. Önemli bir koşu. Ve yine gazi koşu, koşusu haricinde yine önemli koşulardan Zübeyde Hanım koşusu, Ali Rıza Bey koşusu, Anafartalar koşusu, yine Haliç koşusu, gerçekten Nene Hatun koşusuyla da bugün İstanbul yarışları tamamlanacak birbirinden güzel Yarışlar var. Bugün İstanbul Veli Efendi Hipodromu tarihi günlerinden birine tanıklık edecek sevgili severler. Ben bu videomda sadece gazi koşusu analizimizi yapacağım sevgili severler. Zaten 6'lı ganyan analizimi de verdim arkadaşlar. Yine YouTube kanalımızda normal İstanbul at yarışları analizimi de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar Gazi Koşusu analizime geçeceğim. Analizimize geçmeden önce bugüne özel 3 aylıkta ve 6 aylıkta kanalımıza ücretli WhatsApp grubumuza bir indirim yaptım arkadaşlar Gazi Koşusu'na özel. Aylık 150 liraydı. 2 aylık 250 lira. 3 aylığı 300 lira yaptım arkadaşlar. 3 aylık katılım yani aylığı 100 liraya gelir. 6 aylıkta da grubumuzu 500 lira yaptım. Aylığı da yaklaşık 80 liraya gelir. Sadece bugüne özel gazi kostuna özel bir indirim. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ee, yine her gün bir de misli altılı analizi veriyorum sevgili yarışseverler grubumuza dahil olmak grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yani rakamlarla değil de yazı ile paylaşalım. Aksi halde sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor telefon numarası bilgilerini ya da arkadaşlar e, gmail adresimize telefon numarası bilgilerini e, rakamsal olarak da yani normal şekilde de gmail adresimize yine atabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle bakın burada yazıcı arkadaşlar Okan Guner TV et gmail.com bu adresimize de telefon numarası bilgilerini mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Bugün özel telefon numarası bilgilerini vereceğim ama arkadaşlar sadece üye arkadaşlarımız bu telefon numarasından arasınlar. Aksi halde zaten şu anda günde yüzlerce mesaja cevap vermek zorunda kalıyorum. İnanın cevap veremiyorum zaten. Bir bakıyorum yarı saatine özellikle son bir saat kala 117 tane mesaj var. 120 tane mesaj var. Bakamıyorum. Esasına bakmak da istiyorum ama bakamıyorum. Zaten e, üyelerimizin haricinde özelden hiç kimseye oyun vermiyorum. Zaten e, o şekilde oyun verirsem üyelerimize e, ayıp olur arkadaşlar. Telefon numarası e, telefon numaram 0532 601 5486. Evet arkadaşlar bu numaradan da bana ulaşabilirsiniz. Özellikle üye olacak arkadaşlarım arayabilirler. Aksi halde zaten e, rahatsız eden arkadaşlarımı anında engelliyorum. Çünkü ulaş, uğraşamıyorum arkadaşlar. Sizler de beni anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Sevgili yarış severler, evet Gazi koşusu analizime geçiyorum. Sadece Gazi koşusunu Evet 7. koşuyu analiz edeceğim. 3 yaşta İngiliz safkanlarının 2400 mesafe çim piste koşulacak grup bir yarışı. Gazi koşusu 2,5 milyon lira değerinde bir koşu. ikinci 1 milyon, üçüncü 500 bin, dördüncü 250 bin ve beşinci 125 bin lira ikramiye alacak Yetiştirecek primleri de yine çok güzel arkadaşlar Yetiştirecek primi birinci 718 bin 750 lira alacak. Ben burada Banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar yine bayı sonacak arkadaşlarıma e, öbür tuttuğum safkanları da vereceğim ama ben her yarışında söylüyorum sizlere. E, Sertberk gibi Sertberk'i anlata anlata e, buralara getirdim arkadaşlar. İnsanlar e, hep yıktılar, hep yıktılar ama artık günün rahatlığına Sertberk'i banko olarak yazıyorlar. Tabii bir safkanı ilk başlarda efsane olacağını çok grup safkını olacağını görmek önemli. Ben özellikle her zaman söylüyorum. Klasik yarışlar arkadaşlar. Benim branşım klasik yarışlar. Ben klasik yarışlara karşı ayrı bir zaafım var. Ben şunu da ifade ediyorum. Şu yabancı yurt dışı yarışları gibi bütün yarışlarımız böyle Dubai'de koşan yarışlar gibi klasik yarış olsa Hepsi çim koşu olsa, hepsi İngiliz atlarından e, oluşan yarış olsa ben altılıyı her gün bulurum arkadaşlar. Çünkü klasik yarışlar, özellikle grup yarışlar çok az yanıltıyor. Gerçekten tuttuğum safkanlar geliyor arkadaşlar bu gibi yarışlarda. Bugün yine sizlere her zaman söylediğim gibi bu çok değişik bir safkan geldi bu sene Türkiye'ye arkadaşlar. Sayın Nimet Tarif Kurtal'e ait 11 numaralı Final Dance gerçekten efsane bir safkan. Gerçekten son yıllarda gördüğüm en inanılmaz bir isim. Tabi hata yapılır mı? Yapılır. Bu gazi koşusu arkadaşlar gerek 22 safkan oluşu gerek e, yarış içerisinde yol bulamamak gibi sorunlarla da karşılaşılabilir ama ben gördüğüm safkanı banko olarak veririm. 11 numaralı Final Dance yürüyen bir dev. Bir dev var arkadaşlar üzerinde böyle sanki ben yarışı izlerken bana verdiği şeyi söylüyorum. Üzerinde bir tane ufak bir adam var. Ufak adam safkanı böyle yönetmeye çalışıyor. Bu safkana tabii ki güç yetmez diyorum ben. Safkan gitmek isterse gider. O şekil bir safkan. Yani ben diyorum ki bu safkan üstüne böyle 70 kilo 80 kilo bir adam binsin ama çok güçlü olsun. Yani bizim normal jokeylerimizin 3 katı, 5 katı, 10 katı daha güçlü olsun. Bu yine kazanır. Gazi gibi bana bir izlenim verdi. Tabii ki bu işin garantisi yok özellikle bu tip koşularda yol bulamama, kulvar tutamama problemleri olabilir safkanlar. Akşamdan da arıza da yapabilir arkadaşlar. Bu tip yarışlarda, bu tip olaylarda olabilir ama bugün 11 numaralı Final Dance'i ben görünen köy kılavuz istemez diyorum. Günün banko ismi olarak severek görerek veriyorum. Biliyorsunuz geçmiş yarışlarında da banko vermiştim kaç sefer. Bugün Halis Kartaş İdaresi'nde 11 numaralı Final Dance'i günün bankos ismi olarak veriyorum. Arkadaşlar ben bugün bu Safkan'a esasında Beda Tabiş arkadaşımızın bilmesini isterdim. Çünkü daha genç, daha dinamik. Bu Safkan'a daha yakışır gibi geldi bana. Güçlü olması sebebiyle, genç olması sebebiyle tabii. Hem de bu yaşta genç yaşta gazi koçluğu kazanmış olurdu. Ancak e, Halis Kartaş arkadaşımız da tecrübeli tabi heyecanlı e, ilerleyen yaşına rağmen kaybetmedi. E, o yüzden bu yarışta başarılı koşacağını düşünüyorum. 11 numaralı Final Dance arkası Be beğendiğim safkanlar. Özellikle çok beğendiğim bir safkan var arkadaşlar. E, son yarışı hayran kaldım. Çok bir şeyler yapıp da buralara gelmedi. Safkan, handikap puanı da hemen hemen en düşük 5 safkan arasına giriyordur diye düşünüyorum veya 4 safkan arasına giriyordur diye düşünüyorum. 12 numaralı Hart Met. Arkadaşlar 12 numaralı Hart Met'in özellikle son yarışı. Bakın ilk yarışlarına bakın bu Safkan kaçtı. Önleri sevdi. Kaçtı. Ama son yarışlarında biz bu safkanla ne yapabiliriz? Bu safkan güzel bir safkan. Söz dinliyor dendi. Sayın Harun Kahraman bunu demiştir veya ilgilileri. 12 numaralı Hartmet son yarışında güzel bir yer tuttu. Ama sonlarda dikkatimi çeken bir olay oldu. Hani böyle... E, e, İrlanda'da, Amerika'da, Avrupa'da koşan atlar vardır ya. Onun gibi bir at gördüm arkadaşlar. Ve son 50 metrede, son 100 metrede öyle bir safkan geldi ki. Yani saf, sanki safkanı denermiş gibi sonlara kadar beklediler. Ve sonlarda hani burada bir mıknatıs olur. Buradan bir demir atarsın. Lop diye potaya doğru ısrarcı bir şekilde gelen bir safkan vardı ve e, o safkana ben hayran kaldım. Sanki o pisti bir turda atsan ben bir tur daha giderim. Bu safkanlara da bir 600 metre fark çekerim gibi gelen bir safkan. O izlenimi verdi bana. Tabii ben 11 numara Final dance'i bank olarak verdim. Dediğim gibi tuttuğum bir safkanı heyecanla banko olarak verdim. Çünkü çok değişik bir safkan. Hata olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Hiçbir şeyin garantisi yok özellikle. Yani yarışmanın amacı yani bir safkanın geleceği garanti olsa yarışmanın amacı ne? Ona kupasını verirsiniz. Buna ikincilik ödülünü, buna üçüncülük ödülünü verirsiniz. Onun için özellikle gazi koşularında sürpriz de olabilir. Büyük koşularda sürpriz de olabilir. Ben 11 numara Final Dance'in arkasına oyun oynayacak arkadaşlarıma 12 numaralı Evet Hartmeti Bugün özellikle Dettori gelmiş bu safkana ama ben bu analizi yaparken Dettori ile alakalı bir analiz hiç yapmadım. Dikkat ederseniz şimdi yapıyorum. Dettori Yine tebrik ederim kendisini güzel bir safkan bulmuş şanslı bir arkadaşımız şanslı bir kardeşimiz onun için editörü de şansından dolayı kutluyorum çünkü 12 Hartmet hard mat, bu jokeye şansı verdiğini düşünüyorum yine 22 numaralı evet arkadaşlar 22 numaralı secret powers Dişi olmasına rağmen çünkü biliyorsunuz 1925'ten beri bu yarışlar yapılıyor. Bir elin beş parmağını geçmeyecek şekilde e, özellikle dişi Safkan gelmiştir. Ama çok farklı bir Safkan. 22. Secret Powers startta kalmasına rağmen bekliyor. içerlerde duruyor, oyalanıyor ve içerlerden iki yarıştır attığı inanılmaz sprintlerle geliyor. Adeta bir tren gibi geçti rakiplerini. Böyle geçerken arada Safkan'ı görüyorsunuz. Hani böyle bir Japon spiker vardı ya anlatırken deliriyordu falan filan. Aynı onun gibi bir yarış anlatılabilirdi. 22 numara Secret Power'da bugün güzel bir yarış koşacaktır. Özellikle e, bu Safkan'da Natüve Kağan'ın gerçekten güzide temsilcilerinden bir tanesi e, Sayın Emrah Karamızı'ya ait bir safkan. E, özellikle Yaşar Demir hakkında daha önce de konuşmuştum. Atçılığı çok iyi bilen, ben kendisini de tanırım, bilmiyorum ben tanırım ama ben Nail'in oğluyum. Evet, Malkrezi'nin Nail'in oğluyum. Özellikle oradan tanıyacağını düşünüyorum. Yaşar abi gerçekten çok başarılı, e, attan çok iyi anlayan, e, bir üstattır. 20 numara Secret Power'ın bu yüzden çok da şansı vardır arkadaşlar. Ee, öyle bir insanın, öyle bir abimizin elindeyse bu safkan çok işler yapacaktır. Ee, özellikle sırf bu safkan için değil. Yaşar abimizin baktığı bütün safkanlar bana göre yolu açıktır arkadaşlar. Yine 5 numara Bright Hope bu safkan bir makine gibi arkadaşlar hep temposunu bozmadan hiç yorulmadan nefes kesmeden gidebilen bir isim. Yani sanki bu Safkan genelde böyle önleri seviyor, kaçmayı seviyor. Sanki beklese de yani bir yerde hedef yapsa o hızını arttırabilecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü son iki yarışın rahat kazandı. Bugün Tolga Yıldız biniyor. Tolga Yıldız da özellikle bu tip yarışlarda kendisini kanıtlamak isteyen bir jockey arkadaşımız. Bugün 5 numaralı Bray Top'ta bugün bahisçi arkadaşlarıma özellikle önereceğim isim olacak. Yine 18 numaralı. Zala Bey kendisini çok yormadan buralara geldi. Çok böyle aşırı büyük koşularda koşmadı ama o sonlardaki gelişi gerçekten takdire şay, şayan. Özellikle Saitakson koşusunda güzel bir ikincilik yaptı. Final dance arkası yarışın bittiği yerde uzayarak geliyordu. Bugün bu safkanda yine bahisçi arkadaşlarım için dikkat diyorum. Yine 13 numaralı Maximus Boy son yarışı sanırım rekor kırdı diyebiliyorum. Safkan bir Thunderbolt torunu çok güzel bir kanattı var anne tarafından arkadaşlar. Son yarışında kısa vade 8 yarış olmasına rağmen 2100'ü 207 95 gibi bir derece vardı. Gerçekten etkili bir derece yaptı. Bugün e, bu safkana da dikkat diyorum. Yine 13 numaralı Maximus boydan sonra bir isim daha vereceğim. 17 numaralı Sigor. Yukan Kocakaya var üzerinde. O yüzden ihmal etmeyelim diyorum arkadaşlar. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bu safkanların dışına çıkar mı? Çıkabilir. Ben tuttuğum safkanları, ben beğendiğim safkanları sizlere izah ederek paylaşım yaptım arkadaşlar. Safkanların karakterini anlatarak paylaşım yaptım safkanların dışına da çıkabilir O yüzden çok büyük iddia etmiyorum Çünkü buraya katılmak için belli bir handikap puanı belli bir yerden geçmiş belli yarışları kazanmış olmanız gerekiyor buraya en kalitelileri en iyileri katılıyor arkadaşlar bugün de en kaliteli safkanların e, yarışacağı ve şu ana kadar bana göre Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş en kaliteli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için yarışacak safkanlar. Buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de sevgi, saygı ve minnet anıyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ben e, programı kapatıyorum burada ve hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza destek veren abone olan kanalımızı destekleyen bütün arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu, ara, bu arada geçen hafta neredeydin diye soran arkadaşlarım var. Zorlu bir süreçten, zorlu bir dönemden geçiyorum arkadaşlar. Geçen pazar eşimden ayrıldım. Yalnızım. Yalnız nasıl yaşanır onu öğrenmeye çalışıyorum. Yani evin bulaşıklarından tutun, çamaşırlarından tutun, yemeğimden tutun bütün işleri yapmaya çalışıyorum, tutunmaya çalışıyorum hayata. Sizlerin de desteği olursa, sizler de yanımda olursanız hep birlikte tutunuruz arkadaşlar. Zaten bu iş yaptığım için, analiz yaptığım için sürekli de evdeyim arkadaşlar. Ama her dakikamı değerlendiriyorum. Üstelik mesela çay koyuyorum kendime. O çayı alırken orada bir şey varsa çöpe atıyorum. Çünkü o işi aynı anda yaparsanız sonraya çöp çıkmıyor arkadaşlar. Buna dikkat ettim. Buradan lavaboya gidiyorum. Lavabonun dönüşünde örnek veriyorum. Yerde bir çöp görüyorum. Onu o anda atıyorum. Daha sonra bırakmıyorum. Yani yeni bir taktik geliştirdim. O yüzden rahat edeceğimi de düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Yarın gazi kostüsüne gelir misin diye bazı arkadaşlarımız sorular sormuş. Sürpriz olabilir arkadaşlar. Gelmek istiyorum ama bakın saat şu anda 03.08'i gösteriyor. Adana yarışını veremeyebilirim o zaman. Gazi Kostü'ne gelirsem. Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım belki gelirim. Belki gelmem. E, gelirsem de bana yazarsınız geldim mi gelmedim mi diye. Umarım e, hep birlikte güzel bir vakitte geçiririz. Gelirsem sevgili yarısı severler görüşmek üzere esen kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.